Ben 1953 Ordu doğumluyum. Liseyi Ordu'da bitirdim. 1969-70 yılında da Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Klinik Arkeoloji bölümüne girdim. Oradan 3 yıl Fethiye'de müze asistanı ve müze müdür vekili olarak çalıştım. 12 Eylül'de müze müdür vekiliydim Fethiye'de. Oradan İzmir'e gidip geçtim. İzmir'de yeni bir kuruluş vardı. İzmir Öneve Anıtlar Müdürlüğü. Eskiden tek bir kurul vardı Ankara'da. Onun bir bürosu tespit, teşcil, dolayısıyla alanlarla ilgili bir bölümde çalıştım. Ama beni tabii bu bölgede de epeyce bir alanda, Datça'da, Marmaris'te işte birçok tespit, teşcil çalışmalarında imza oldu. Hatta bulduğum, yeni bulduğum, yeni kaydettiğim yerler var. Derken 50'lik dolayısıyla Ankara'ya geçtim. 85 doğumda İzmir'den ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çalışmaya başladım. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sikke seksiyonunda görev almayı geldim. 2009 yılında Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde müze müdürü oldum. 2015'te de ayrıldım. Yani yaşlı olmadan emekli ayrıldım. Ve 15 tane kitabım var. 120-130 sayısını unuttum, onu da söylemek istiyorum. Makalelerim var. Onlarla ilgili size en sonunda vereceğim. Akademi Edo diye bir sayfa var. Orada beni aslında akademide bittiği zaman benim neler yazdım, neler yaptım, buraya verdiyseniz makaleleri oradan indirebilirsiniz. Evet, şimdi cam antik dünyada bronz çağın sonunda, yani 2000'nin sonra 1800'lerde falan ilk defa ortaya çıktı. Bilimsel metinlerde biliyoruz. Bu yerde ilk cam buluntuları bizim bugün ne yazık ki kötü bir Hatay, Antiyokya yakında Ankara'da Alalah denilen yerde ilk cam buluntular bulundu. En eski, 16 milattan önce 1600'ler. Camın çıkış yeri, Kuzey Mezopotamya, Nemrut, Hasanlı, Pers bölgesi, bu coğrafyada çıkıyor ve Finike'de. Daha sonra Mısır'a geçiyor, 14. yüzyıldan itibaren. Mısır'da yaygınlaşıyor. Ustaların bir kısmı Suriye'de, Filistin'de buraya geçtiği ve burada kralların elinde çalıştıkları, onların kurduğu atölyelerle geliştikleri söyleniyor. Onların örnekleri göstereceğim size. Sonra Rodos'ta, Demir Çağı'nda Rodos'ta bulunuyor. 7. 6. yüzyıllarda, milattan önce. Sonra Grek dünyasında İtalya tartılacak ve bu havali Helenistik döneme kadar olan cam yayın merkezleri. Roma döneminde camda farklı bir teknik buluyorlar. Bugün çok yaygın olan serbest üfleme çıktıktan sonra cam üretimi daha fabrikasyon daha yaygın oluyor. Ve böylece Romalılar da cama çok şey katıyor ve bu coğrafya pardon. Bu coğrafya tamamen İngiltere'ye kadar yayılan alanlarda artık Roma döneminde camlar, cam merkezleri, ünlü cam merkezleri yayılıyor. Ama çıkış bölgesi dediğim gibi burası. Evet. Şimdi cam üretim tekniklerinden bahsedelim. İşe başlamak istiyorum. İç kalıp tekniği de örnek bir cam alalım. Ve burada ses yok mu acaba ya? Bunu size dinlememiz lazım da var. Video var burada. Sesi açabilirler ama İngilizce onu da söyleyeyim. Neyse görüyoruz. İç kalıplama tekniğinin nasıl yapıldığını görüyoruz.
Erken yavlarda bu tekniği kullanıyor. Malzeme mi hocam oradaki? İçine. Cam mı hocam? Cam hamuru. Cam hamuru, evet. Bakın sonra şey çekti, cam ipliğiyle beziyor. Sonra görüyorsun bizim şey vardı, ne der? Ebru gibi. Bunlar genelde izledi. Fenike bölgesi, yani ne geldiğinizin bu teknik. Alabastro adı verilen olarak şişeler, kokuş şişeler bunlar. Bir örnek daha, aynısı. Amfiruskos adı veriyordu ona. Yani küçük olduğu için Yunanca kap isimleri amforanın küçüğüne evet. Ne yaptık? Pardon mu gittik? Pardon, geliyordu adamlar. Evet, şimdi iş kalıptakinde amfiruskos dediği bir amforanın küçüğü görüyorsunuz. Amforayı tanıyoruz bu bölgede, deniz amforaları. Onun küçüğü bu. Bu da yine parfüm ve koku kabı olarak kullanılıyor. Minyatür. Serbest ülkede etkiyi görüyoruz şimdi. Bu bugün, yani bugünkü geçerli olan İstanbul'da, İzmir'de, Eskişehir'de hale yapıp hem gösterip hem satan merkezler var, sanat merkezleri var. Venedik'te Muravna adasında bu teknik kullanılıyor. Hep bildik gördük. Ama yani şu anda cam tekniği bu. Evet. Yani şişe cam da bunu yapıyor. 400 yıllık ana şeyini yapıyormuş evet. Onlar. Yeni teknik yapmıyorlar. Tabii evet. Babadan oldu. Evet tabii. Var oturmuş var. Camların dibinde bir şey kötü kalır. Buna biz noble diyoruz, noble izi. Yani o şeyle beraber vurulur, biraz önce gördük. Evet, serbest hükmeme bir kap bu. Kalıba üfleme. Bu da. Bir kalıp var. Kalıp yapılıyor, kalıba üfleniyor. Ve bu şekilde, evet, onun da bakma şeyini görüyorsun, tekniğine. Nasıl oldu? Orada bir bronz kalıp var. Bu da defalarca aynı şeyi çıkartılabilir diyor bunda. Önceki de içine koyuyor bir parmağı, bunu da dışına koyuyor. Evet. O. Bir bronz kalıp yapılıyor ama tabii o bir kalıp yapmakta pahalı ve zor bir olay yani fiyatlıyor. Hangi şekilde yapıyorsun onu yapıyorsun, onun içine yapıyorsun. Defalarca aynı şeyi çıkıyor. Mesela serbest sütlemede aynı şeyi çıkartabilirsin. Yani birçok çarpıklar olabilir. Antik dönemde taş kalıp yapıyorlar. Taşı oyuyor, usta, yani muhakkak ona yapıyor verişi. Bu, bakın burada da bir şey var, şerefine şeklinde bir bardak. Örneği. Orada Yunanca. Bir de mozaik cam tekniği var, biz onu göreceğiz.
Villa Fiore adı veriyor buna. Mozaik çarpıcı diyor bu adam. Bunlar antika dünyasında orijinal şeyler çok para ediyor. Yani bayağı yani büyük müzelerde falan da bizim müzelerimizde çok az var ama geniş müzeler işte York ve Burda'da falan çok güzel örnekleri var. Hepsi bu bölgede, Akdeniz'de gitmiş, satılmış, kaçırmış falan. Değerini bilememişiz. Gitmiş olmaz. Ondan sonra örnekler göstereceğim şimdi. Düzenleyecek olmaz. Yani yamuk yumuk olan tarafını düzleştiriyor. Bu şekilde değil tabii. Evet. Kamer caz tekniği var bir de. Yani oyma olursa iflak ediyoruz. Yüksek kapatma olduğunu buna kamer ediyoruz. Eskiden ayak çapçalı vardı, onlar veya elle şekil veriyordu. Şimdi evet, çiziyor, ne yapmak istiyorsa. Sharp tool is used to create the smallest details.
Anadolu'da daha önce Anadolu'da bu kadar eski tarihinde bir yapının varlığı bilinmiyordu. Bu yer Büyüklükale Japon Kalesi'nde Kaman Müzesi'nde bulunuyor. Kırıkkale'ye bağlı bir dakika şuraya bir bakmam lazım. Tamam müzesinde de. Neyse aklıma geliyor şimdi o. Eğer burada yazdım onu. Aldım. Ankara Bağlay'da Kaman arasında Büyüklükale denilen bir merkez var. Burada bu cam bulundu. Bu şekilde bulundu. Bir vazo görüyorsunuz. Milattan önce 16 yani 16-15. Yani eski Hitit krallık döneminden Hititler'de bu kadar eskiden cam bilinmiyordu. İlk buluntu bu oldu. Yine Yozgat Müzesi'nde genç dönem hediyesiz bir mezardan çıkmış. Ben de tesadüfen Yozgat'ta Taylon, diğer bir Taylon, İl Kültür Müdür Yardımcısı olarak tayin olmuştu. Yozgat Müze Müdürü bu eseri gösterdi bana. Bu bir boncuk, mühür boncuk. Ortasında ilk deliği var burada. Şurada belki belli oluyor. Şöyle bir şey var ortasında. Bu şekil var. Burada Hitit fikirlerini görüyorsunuz. Bu da Yozgat Akdağ Mahalleli'nde bir nekropol diyor. Mezar içinde bu. İkinci, yani daha sonra, yani Hitit döneminde tekrar yapılmış Hitit bekimlemeleri olan bir dağ tanrısı burada görüyorsunuz. İki tane kişi dua eder vaziyette. Bunu ben gördüm ve Türk Tarih Kurumu Belleten Dergisi'nde de yayınladım bu eseri. Bu da yine en eski bir Hitit cam örneği, cam boncuk veya cam mühür. Burada da evet. Şimdi sırayla en eski cam buluntularının olduğu merkezlerden birisi de Mezopotamya. Mezopotamya bugün Urfa Mardin bölgesi, Irak'ın, yani bizde kalan Arap tarafı, Kuzey Mezopotamya, bizim topraklarında kalan, Fırat boyunca Irak, Basra'ya kadar iniyor tabi bu bölge. Bu vazoda Ur şehrinde bulunmuş, Irak'ta. 13. yüzyıla ait, evet, iç kalıp tekniği yapılmış bir vazo. Parçaları var bu şekilde, mozaik desenleri. Evet. Finike tanrıçası Astarte. Bu Astarte hem Kübelerin hem de Afrodit'in de ön, yani orada verilen ismi Astarte, ara tanrıça. Hep böyle çıplak göğüsleri sularla belki gösterilir. Burada camda yapılmış bir Astarte heykeli. Bunu da Kuzey Suriye, Alalak Kazarı, yani bizim Hatay bölgemiz içinde bulunmuş. 1400-1200'ler. İngilizler yapmış o zamanlar o kazıyı. Evet. Bunun dışında. Dağ formlu bir kap. Burada Kıbrıs'ta Enkori mezarlığında bulunmuş. 1400-1200 yıllarına veriliyor. Aşağıda da boyutunu göstermesi açısından. Evet. Gelelim Mısır'a. Mısır'da cam 14. yüzyılda başlıyor cam örnekleri, edertem örnekleri. Tabii daha sonra sonra önemli merkezlerden birisi oluyor. 18. sülalede zamanına tarif ediyor bu cam eseri. Burada da bir de Mısır'da bulunmuş. Boyun kısmında hieroglif, iyi tanrı Mekkeperre. Yani Tutmosis'in hayat veren şekilde
bir ifade yazıyor. Evet, diyorum. Altın yaldızlar var. Şuralarda. Üstü. Evet. Aşağı yukarı 9 santimetre boyutunda. Hocam, hepsinde niye küçük bunlar? Çok ha? Küçük. Çok küçük hepsi. Minyatür bunlar koku ve şey kapladı. Yani parfüm ve şey olarak bir bakıyor. Küçük bunlar. Yani. Kozmetik verem kabuğunda. İşte krater bunda esas biçim. Kraterler böyle büyük kaplardır. Yani seramik kapların, metal kapların, gümüş kapların taktikleri olarak yapılıyor bunlar. Ama kullanış amacı eczacılıkta, tıpta ve kokuda kullanılıyor. Çünkü cam en iyi şey. Nasıl söyleyeyim? Koruyucu, kokusu yok ve şey yapıyor. Bozmuyor içinde bulunduğu şey. Bir de göz yaşı kapları da görüyorsunuz genelde. Böyle küçük. O ondan adı aslında ugratalyumdu, göreceğiz. Tabi göz yaşı kabı olarak söyleniyor. O bir şey, efsane. Yanlış bir tarif, öyle şey. Evet. Evet. Krateriskos, yani kratere Yunanca kos lafını verdiğimiz zaman küçük krater anlamında. Evet. Bu bir Metropol Müzesi'ndeki bir örneği, benzer işçiliği görüyorsunuz. Örnek olsun diye. Evet. Mısır'dan yine, diğer tarafı Mısır'dan oraya gitmiş. Turkuaz Mavisi, Kramos Efeksi şeklinde. Genç Amenophis, Amenophis 2 diye benzetiliyormuş. Yayınlarla tabii bu aldığı ifade. 15-14. Bunlar Amarna, Mısır Amarna'da bir merkezler. Bunlar bir ateş, bir duvarla veya süsleme için kullanılan aparatlar. Yani mozaik gibi belli panolarla bunlar belli yerlere yerleştiriyor, belli sahneler yapılıyor. Şimdi Batı Asya ve Akdeniz'de camın. Bu da biz küçük testicik gibi söylediğimiz Yunanca arkeolojide Ornova dediğimiz bu. Bu da Etruria'da yani İtalya'da bulunmuş bir eser. 700 yılda aittir. Milattan önce. Bu Alaposlu dediğimiz koku şişesi Rodos Camillus. Rodos'un bir şehri kurulmuş. Rodos, yani Karya bölgesi, yani bu bölgede bulunmuş. Bunu kitaplarda yazan kişiler, bunu küçük Rodos'ta yapıldığı fakat göçmen bir usta tarafından, yani Anadolu'dan gitmiş bir usta tarafından yapıldığını söylüyorlar. Yani bu bunu yayına döken kişi. Bu şekilde amulet diyoruz biz, nazarlıklar kullanılıyor. Bugün de kullanıyoruz, bakın ilk deyikli boynu asılarak kullanılıyor. Kötü bunları kovmak için manden, kolye uçları. Evet, Suriye, Filistin ve Kıbrıs'ta üretilmiş bunlar. Zencibaşı, Sarıbaşı, kral şeklinde değişik başlar var. Evet, bunlar cam boncuklar fakat askı halkaları var ve boynu asılarak kullanılıyor. Yani belli güçleri korusun diye kullanılıyor. Evet. Bunlar parfüm şişeleri, değişik Alabaston, Amphrodisios şeklinde. Bunlar helesik dönem, milattan önce 150-50 yıllara tarif ediyor bu şişeler. Bir mozaik tabak örneği Güney İtalya'da Canossa Nekropolü'de bulunmuş. İsa'dan önce 225-200 yıllara tarif ediyor. Sığ kalesi bu 5. 4. yıllarda. Bu da burada işte oyma, kabartma oyma dediğimiz olay. Bir kısım şuala kapatma, bir kısmı da oyma olarak yapılmış. Pers stilinde olduğu söyleniyor. Ama Güney İtalya'da ele geçmiş.
güzel, yani renk olarak çok harika bir cam kase. Amber renkli. Suriye'nin İslam atölyesinde 150-50 yılların tarihi. Yüksekliğini görüyoruz. 8 santimetre bir kase. Yani muhakkak bir şey içmek için kullanıldı. Lüks kaplarında bilinmiyor bunu. İnsanlar önce birinci duvarı. Bu da bir balık formu bir kapak. Altı çukur ama altı bir, yani sadece kapak kısmı bulunmuş. Çok hoş bir eser. Bu da Biyot Metropolitan Müzesi'nde Roma dönemi, sadece erken Roma dönemi. Burada yine fauna ve flora, yani hayvan ve bitkisel becerilerinde bir taner falı görüyoruz. Bulunduğu yeri bilmiyor. Olası bir milyar duvarı süslüyor bu şekilde bir ifade var. Evet. Evet, Roma'nın İmparatorluğu kurucusu Augustus'un bir portresini görüyoruz. Camda. Filist yüzünde bu. Filist yüzünde diye adlandırılıyor. Yani tarih olarak 4. yüzyıl Bizans döneminden bir prens sahip olduğu düşünülüyor. New York Metropolitan Müzesi'nde bu da. Burada Kılıdostu Afrodüzer'in cama işlenmiş küçük bir kopyası. Aynı şekilde. Biraz önce başta söylemiş olduğum madalyon Falera. Falera eskiden Roma döneminde bunlar camı çok az var ama daha çok metal, bronz, gümüş gibi askerlerin, komutanların ve diğer insanların zırhlarına yapılıyordu. Sanki bir ödül veya bir prove şeklinde. Mesela bir tanrı, hangi tanrı inanıyor? Athena inanıyor. Athena'yı zırhlarına koyuyor. Diğeri Artemis koyuyor. Diğeri işte tahtı tanrıları koyuyor. Onu koruyacağına inanıyor veya o inançla. Bu da yine bir not alırsanız öğreneceksiniz. Nero Claudius Germanicus var. Onun üç çocuğu. Bu kişi çok genç yaşta ölüyor. Augustus'un Libya var. Karısı çok meşhur. Augustus'un. Augustus'un ilk kocası Nero Claudius Tiberius'tan olan en küçük çocuğu. Çok Almanya'da falan büyük fetihler yapan. Augustus'un ölümünden sonra başa geçecek kişiydi. Fakat 21 yaşında mı ne ya ölüyor ama 21 yaşında da büyük bir general, Germanicus diye geçiyor. Bu kişi onun çocuklarını betimlemiş ve bu şimdi bunun enteresan tarafı şu. Bu bir müzede, bu da bizim müzede, Anadolu Yeter Müzesi'nde. Bu teşhirle. Teşhirle ben koydum bunu önce bir müzede sırasında. Önemli bir eser. Belki bir yayında da tam onu değil ama başka bir falera örneğini yayınlarken bundan da bahsettim. Evet. Aynı şeyi görüyorsunuz. Betimle aynı koreografi dediğimiz Roma dünyasında ölümüyle beraber kendisinden sonra gelen annesi Libya veya daha sonra Tiberius bunun Augustus olabilir. Bunu madalyalarla yaptırıp dağılmış ve tabii birisi bir türlü gitmiş, birisi Anadolu'dan olmuş. Evet, Büksüs adını verdiğimiz kapaklı cam kutu var burada. Bu da model tekniğinde. Evet, bakın ortasında bir kadın portresi var bunda da. Bunlar hep Avrupa üzerinde. Evet, Kuzey İtalya'ya bulunmuş bir kapak. Evet, yine bir tümsüz dediğimiz kapaklı bir... Bunlar içinde mücevherler saklıyor genelde. Bugün de aynı şekilde hanımefendiler yapıyorlar böyle güzel kaplarda. Evet. Evet, kaburgalı kase, bilgi kase yapmak oluyor. Evet, İtalya'da bulunmuş.
Burada da bir bardak gladiatör oyunlarıyla gladiatörleri beklemişler. Evet. Macaristan'da bulunmuş mu? Mezar bulunmuş bunlar. Kaleo tekniği yapılmış bir Roma. Korkma usulü yapılmış. Evet. Mısır'da yapıldığı düşünülüyor. Evet. Şimdi bunu bekliyorum. Evet, bunun arka yüzü. Bu çok meşhur. Çok meşhur. Yani bu şey, burada hangi tanrılar olduğunu gösteriyoruz. Bir ön yüzünde Penelope'nin Sivan Yeruz var. Arka yüzünde Aşil Yeruz, İlpeni'yle diye Afrodite var. Yine burada Dionysos ve Parlar'la ilgili bir sahne var. Evet. Bir başka vazo bu. Korkma vazolar. Bu da böyle. Bu Pompei'de geçmiş bu. Çok güzel. Bir kandil. Cam kandil. Askılı cam kandil bu da. Örneği. Yine cam kandiller. Bunlar geç Osmanlı döneminde camilerde de hali da kullanılan. Yani gelerek devam etmiş. Evet. Kurslarında mahsar olan Medusa kafasları olan bir vazo tabanus. Evet, cam şişe. Çok güzel. Burada üzüm ve yine şişe, koku şişeleri. Kalıba örtüyorlar bunlar. Oyunun sonunda bardak. Kalıba örtüme tekniği yazılmış. Cam bardak, kalıba örtüme tekniği yine. Hermes figürünü görüyoruz. Şurada. Evet, Merkür yani Batı dünyasında Roma'da kaldı. Oynuz formunda Zorbrook'un içki kabı. Yani bunlar Newton diye adlandırılıyor. Bu örnek Karalı Bey'in tecrübesinden. Roma'da. Yani şey, kronolojik olarak geliyorum. Bunlar kuş formu şişeler. Evet. Roma döneminde milattan sonra 1. 3. yüzyılda başka örnekler. Bir kavanoz, Roma, cam tabak ile ve bir de kaşığı var yanında. Roma'da bulunmuş bu. Artemis Aktyon Betimlik bir kaseyi görüyoruz. Üzerinde yazı var. Yani Aktyon ismi yazıyor. Şurada. Mitolojik kahramanlar bunlar. Atalanda bir o Menes tasviri bardaklarda. Orada da yine isimler yazıyor. Şurada görüyorsunuz. Cam bardak. Bugün modern bunun örneklerinde yani benzer örnekler var. Bunu diyelim hala. Yine bir Afriyostos. Roma dediğine. Cam sürahi. Bu da şimdi Eğitim Müzesi oldu. Yüksel Eğitim Komisyonu'ndan bir zenci formu. Şişe, korku şişesi. Bu 1992 yılında Türkiye'de ilk defa bir o koleksiyonu yayınladık. Bir arkadaşımla beraber. Bir İngiliz arkadaşımızla beraber kitabını yayınladık. Kitapta yer aldı bu. Şimdi ise müzede yer alıyor. Eğitim Müzesi hemen Avrupa Eğitim Müzesi'nin bitişiğinde arka alanında bir yeni açıldı. Evet. Kıbrıs'tan yine insan formlu şişeleri görüyoruz. Burada Antakya Tükesi, yani Asya Irmağı'nın, altta Asya Irmağı'nın bu tüke Antakya diye geçer. Literatürde. Bunun tabi çeşitli sitkelerde diğer şey, heykellere de veriyor. Evet.
tekrar bir vazo Almanya'da Köln'de bulunmuş. Köln eski bir Roma koloni şehirdir. Kolonya'dır adı. Ondan sonra. Ve burada mezarlıklarda böyle bu şekilde çok güzel gördüğünüz bu kaplar çıkmış. İstanbul'dan sonra 2-3 yüzyıla ait bunlar. Roma döneminde. Bunlar patera diyoruz. Böyle şey libasyon kapları. Tutamakları kurt başı veya köpek başı şeklinde oluyor. Bunlar da farklı bir şişeler, çok güzel. Evet, yine Köln mezarlığında bulmuş. Harika bunlar. Müster mezarlığı olmuş bunlar da. Yine Almanya Müster'den bulmuş. Sandalet formu bir şişe. Sandalet formu. Sürahi Almanya'da bunlar. Maya şehrinde. Evet, bunu bulunduğu yeri bilinmiyor. Yine Kolmenika. Yani içine evet çiftli bu cam kase evet madalyonlu bir kase Almanya'da bulmuş bu da Dionysus yani Dionysus betimli bir kap ve San Marco hazinesinde yer alıyor şurada benimle bulmuş. Sparta Kralı Lycurgus, Pan ve Dionysus kapatmalı bir kale. İstanbul'un sonra 4. yılı Rothschild kolyesi. Rothschild'i bilen var mı içimizde? O meşhur işte, dünyaya hakim yönettikleri söyleme falan, o bilmem ne adamlardan birisi. Rothschild. O büyük bir müze koleksiyonu var tabii. Bunların hepsinin kendi şey, özel koleksiyonunda bunu almış tabii. Bu da para eğitmez yani, müzayene çıktı şu anda. Bir cam defa, İsa'dan sonra 4. yıl, içki kapı, liton dediğimiz, yine bir şey, kap, Roma, geç Roma dönemi. Medusa kapatmalı bir pandan, yani aptik bunlar. Evet, 4. 5. yıl. Evet, bunlar arkada takılıyor. İp halkaları var. Bakın bunlar görülüyor. Burada değişik sahneler, değişik. Burada da şunun üzerinde yazan Eis Eos, Tanrı tektir şeklinde. Bir ifade var bunlar. Evet, yine Geç Roma, Bizans dönemine ait şeyler, amulet diyor bunlar. Yani taşlar bugün de farklı bir şekilde koruyucu bir etkisi olsun diye, kişileri korusun diye. Üzerinde taşınan cam objeler. Burada sende dediğimiz ve kıymetli şeyleri takmak için kullanılan bir Bizans dönemi sende dediğimiz. Yani belli kuyumumuzda kullanılıyor daha çok. Kıymetli altın ve diğer şeyleri. Bunlar sende. Evet. Altın yazılı bir kase, eğri çift ve arkada Herakles getirdi. Herakles'i görüyoruz böyle. Bir tabak üzerinde. Evet. Bunlar Bizans. Şimdi dönemlerini biliyoruz. Yine Bizans döneminde yazıklı, altın yazıklı bir kaseyi görüyoruz. Hermes betimli bir yüzük taşı. Şimdi antik dünyada taşlar, bazı taşlar daha pahalı ve daha herkes alamıyordu. Onun için camdan yüzük taşları oluşturuyorlar. Yani bir taşın taklidi yapılıyor. Taklidi yapılıyor. İşte Roma döneminde bunları çok yapıyorlar. Bu da demir yüzüklerde her meslekinde şeyi görüyoruz. Bu kalıbı bir cam yüzük taşını görüyoruz. Çünkü bu camlar taştan daha ucuzlar satılmalı. Çünkü taşın kendisinden ziyade bazı taşlar tabii daha kıymetli. Ama taşa oymak çok şey zor, her şey bir taş. Ama bu bir kalıp var. Kalıba diyor ki fabrikasyon yapıyor. O yüzden cam yüzük taşları yani yüzük taşları Roma dünyasında çok yaygın oldu. Evet, yine bir aynı koleksiyonda
duvar figürlü bir cam. Bu da daha sonra geç dönemde taktik olarak yapılmış, 19. yüzyılda yapılmış, neoklasik dönemde bir cam. Bu da işte bizim siz, yani halk arası taklit dedik ama karmelyon olan taşın bir taklidi. Yani onu yapmış. Bu da yeni modern dünyada antika diye satılıp satılan şeyler. Burada bir görüyorsunuz bir daha çok Faustüler olabilir. Birinci, ikinci yüzyılda bir Roma imparatorcuları var. Böyle saç modelinden biliyoruz. Evet, beyaz opakça taklidi bir inek yüzük taşı bunlar. Evet. Burada yine sadece göz şeklinde yapılmış şeyleri, halkasının da kendisi cam olan cam yüzükler. Evet. Yine cam bilezikler. Evet, bakıyorum. Cam karıştırıcı çubukları. Daha geç 13. yüzyıla ait Suriye'den, İslami bir şey, Halep yüzyılından. Evet, askılı cami lambaları bunlar, 13. yüzyılda. Bunlar Osmanlı döneminde, büyük İstanbul'da birçok eski camilerinde bunları halen görebiliyoruz yani. Bir şeye uğramadıysa görebiliyoruz. Eski camilerde görebiliyoruz. Şimdi size Türkiye'den bazı müze koleksiyonu. Bu Anadolu Belediye Müzesi'ndeki cam koleksiyonu. Bunu müze müzeliyken ben yeniden bu işini açtım. Bu şekilde bir cam koleksiyonu. Tabii evet, örnekleri görüyorsunuz. Şunu daha önce göstermiştim size, görüyorsunuz. Evet. Bu Filike dediğimiz milattan olmuş. Bu model kapıda göstermiştim. Evet. Örnekleri görüyorsunuz. Tabii güzel örnekleri size gösteriyorum. Evet. O Pagara da orada işimde bakın. Evet. Örnekler. Anadolu Belediye Müzesi'ne giderseniz bunları göreceksiniz. Hepsinin tarihi ne olduğu bu numaralarda altta okuyabiliriz. Görebiliriz. Bir de katalogları var ayrıca. Bu şekilde. Burada da bunu niye yüceltmiştim? Bunlar da cam kolyeler. Boncuk. Boncuk veya şey kolye şeklinde düzenlenmiş şeyler. Evet, burada mesela şey şeklinde var. Başak şeklinde düzen yapılmış cam kolyeleri. Şurada da var. Şöyle. Şu mavi bir. Evet. Şurada var. Bunlar cam. Evet. Şimdi ben size şeyi göstereceğim. Siz günümüze kadar cam tabii çok sağlam çıkıyor. Sağlam gördüğünüz camlar müzelerden, genelde müzelerden yani nekropol dediğimiz mezar hediyesi olarak bırakılıyor. Siz göreceksiniz şu dediğiniz yani yanlış konu söyleyeceğim. Ben de kendi kazı başkanlığımı yaptım ve aynı zamanda arkeoloji dünyasında kazandığım Julio kazısı buluntularında örnekler vereceğim size. Ankara'da Nallıhan Çayran'da bulunan bir merkezi kazdık. 2009'da başladık bu kazıyı. Halen de devam ediyor. Nekropol, yani şehrin kendisi Sarıyer Barajı altında kaldığı için kendisi şehir yok. Bu teşhirden, yaptığımız teşhirden gördüğünüz gibi sağda, alt salonda bulunmuşlar. Şunu görelim, çok güzel bir şey bu şeyler. Ne olduğunu bulup daha şey yapalım, yayınlayalım bunu. Şurada bu yaprakların bir ilk delikleri var. Evet. Çok güzel cam bulutlar çıktı orada da. Evet, örnekler. Evet. Karıştırıcı çubukları görüyorsunuz yukarıda. Bunlar da oyun taşları. Buradan oyun oynamak için. Buradan da bir taşlar. İlginiz olsun diye pardon. Şimdi yapabilirsiniz, değerini göstermeye çalışıyorum size. Yanlış yaptım. Evet, şurada Galatya, Bitinya sınırı. Şurada Galatya başlıyor. Şuradan sonra Galatya başlıyor eski adı. Burası Bitinya'nın son
şu Bitinya'nın son sınırında en doğudaki şehirlerden birisi. Evet. Şehir Sarıyer Barajı'nı görüyorsunuz. Kentin olasılıkla burada olduğu şu nekropolü kaldık biz. Şu nekropolü. Bunlardan çok mezarlar biz oraya el atmadan önce soyulmuştuk, tamam edilmişti. Ama geç de olsa müdahale ettik. Ben bıraktığımda 500'e yakın mezar açmıştım. 400 yılında. Sonra devam ediyor kızlar ama daha yavaşlamıştı tabii şey. Sizden önce ne kadar açmıştı hocam? Ha? Sizden önce ne yapıp yağmalandı dediniz ya. Şimdi yağmalanmıştı yani 200-300 saniye öyle var. Evet. Yani öyle bütün şeyler öyle. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Peki bu toprakta, mezarda hocam ölmüyor mu? Hep erimiyor mu? Camda cam erimez. Ahşap erir ama çok enteresandır. Belki burada göstereceğim bir video. Hürriyet Polis'te biz aynen bugünkü tabutlar gibi ahşap tabutlar da bulduk. Evet. Ve çürümemiş. Sebebi de bunlar hemen yanında soda madeni. Bunun üstü de kömür, çayran kömür termik santrali var. Ya kömür ya da o sodalı yerde olduğu için toprak ahşapta kalmıştı. Yani ahşabı da sağlam tabut bulduk. Üç tane, üç dört tane. Gerçek toprakta, gerçek. Şimdi şu toprakta şey çürüyor ahşap. Çürüyor. Ama cama bir şey olmuyor. Cama ne oluyor? Mezar içinde bir yıkıntı ve şey varsa taş düşürse kırılıyor. Yani. Evet. Ve örneğini göreceğiz. Mezar tiplerinden birisi, buna biz oda tipi mezar. Şöyle kapağı var, yukarıdan giriyoruz, açıyoruz. Ondan sonra içine giriyor. İçeride cesetler bu şekilde. Burada da şeyleri görüyoruz, cam bulutları görüyoruz. Başka toprak bulutlar. Bunlar cam. Örnek olsun diye gösterdim size. Nasıl sağlam diyor. Bakın burada cesetleri görüyorsunuz. Toplu bir mezar bu. Değişikler. Tabii. Sağlam şekilde olan ayakkabılarla görebilirsiniz. Burada ise ben sadece görebilirim. Bakın camın birisi burada. Burada da bir toprak terakota bir kap görüyoruz. Evet. Serhat kap. Bu bir aile mezarlığı. Tolos diyoruz biz. Bir yuvarlak köşe içinde bulunmuş. Evet. Evet, mezarlarda camın bulunuşunu gösteriyorum. Bakın burada. Böyle. Bakın bir kemik tarağı görüyorsunuz. Bir kadına ait olduğu kesir. Sonra da bir kadın oldu arkadaşlarım. O kadınlara. Burada şeyler, yan yana yatıyor şeyler. Ve cam bulunuşlar var. Evet. Şimdi bir örnekte taş düşmüştü bir yerde. Burada bakın şeyler. Bunkrafaryum dediğimiz, yani toprak kaşı, bunkrafaryum veya göz yaşasısı diye anlatabilirim bunlar. Bunlar aslında parfüm ve koku kapları. Evet. Bu hala müzelerde görüyorsunuz. Yanlış, tabii müzelerde yanlış söyledim bunlar. Yanlış bir şeydi. Fakat işte çok güzel bir örnek. Yukarıdan taş düşmüş burada, su girmiş mezara. O da mezara. Bakın hanımefendi, nasıl kırılmış? Bak taş mezar çürük bir alanda olmuş. Mezar yapısı iyi değil. Zaman içinde yağmurlarla erimiş kalker taşları ve orada sağlam olması gereken bir cam vagonun kenarı kırmış. Evet. Yani tahrip olması böyle olabiliyor. Mezar sağlam açıyorsa yani soyulmamış. Bu da aynı koleksiyonda dünyada çok az örneği bundan. Şu anda yeni, yani daha yayınlanmadı. Bir arkadaşımla beraber bunu yayına koyduk. Bu Zoran Kalın Baobo olarak adlandırılıyor. Evet, Muska Amulet. Bunun yine boylarında kullanılıyor. Görüyorsunuz 2.2 santim. Yani milimetrelik. Küçük. İşte bu da doğuran kadınları şeyden kötü yeni bilmem nelerden korusun diye yapılan bir olay. Bu Roma ve Bizans'ın. Bu Sarıgöl Dindarlı köyünde bulunmuş. Ama yapılış yeri olarak biz
Suriye menşeli olduğunu düşünüyoruz. Yani orada ithalat yapılmış, ihraç edilmiş. Evet, bunu başka yani yandan örnekleri görüyoruz. Evet. Aynı tipin, bu tabii ana tanrıça modeli bizim müzede vardı, küpelerin. Küpelerin aynı türlü bir şey ama doğrudanlığı ve şey için geliyor. Aynı örnek, bakın camdan. Biz seri üretimdir bu ne? Aynısı ya. Tabii ki. Ama bu şey işte, buz kabuğunda. Ama bu yani yapıyor, o tür şeylere karşı ilgisi olan insanlar onu satın alıyor. Evet. Bu da yine bakın şeyi, bu şey, ha bu bizimki pardon, özür dilerim. Bu bizimkinin şey, yayında kullandığımız şey. İp deliğini görüyorsunuz tepe şeyden, kırılmış ucu. Bu işte, bizim daha gördüğünde. Evet, bizimki ondan daha biraz güzel. Evet, burada işte bak bunu şimdi yayına soktuk, yeni soktuk, yayınlanmadı daha. Evet, şimdi sona doğru geldik. 1992 yılında işte bu kitabı yayınlayarak cam olayına girdiğim için. Şimdi cam konusunda Türkiye'de bir farkındalık yaratmak için bu koleksiyonu yayınlamıştık. Diğer ortak arkadaşım Chris Tyson, daha sonra İngiliz Arkeoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısıydı arkada ifadesinde. Ondan sonra bir New York Metropolitan Müzesi'nde çalıştı, şimdi emekli oldu. Bir Türk delegat evliydi, ondan sonra neyse. Onunla beraber yaptık. O da dünyadaki cam konusunda, cam konusunda teşekkür ediyorum sizlere bildiğiniz için. Daha çok bilgi almak isteyenler orada bilgi alın.